Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adımda AYT Matematik Bitirme Seti'nin 24. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce, başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben Volkan Şampiyon. 24 adımda AYT Soru Bankamızın 24. adım trigonometri 2 konusuyla devam ediyoruz. Peki bu ünitede neler var? Trigonometrik fonksiyonların periyotları, bunların grafikleri, ters trigonometrik fonksiyonlar, toplam ve fark formülleri, yarım açı formülleri ve aynı zamanda trigonometrik denklemler. Evet arkadaşlar şimdi öğren bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi trigonometrik fonksiyon periyotlarında bunların hesaplamaları nasıl yapılacak? Arkadaşlar A ve B gerçel sayılar kümesinin 2 alt kümesi olmak üzere F demiş ki A'dan B fonksiyonu verilsin. Her x a'nın elemanı olmak üzere f x t, x artı t eşittir f x eşitliğini sağlayan en az bir t gerçel sayısı varsa biz bu f fonksiyonunu arkadaşlar periyodik fonksiyon adı veririz. Yani periyottan kastedilen şudur tekrardır. Yani grafiğe baktığımızda başlangıcı ile tekrardan aynı döngüyü ortaya çıkardığı nokta değeri onun zaten periyodu oluyor. Şimdi mesela burada tekrar çift olduğu durumlara göre tabii ki periyotların hesabını yapalım. M sayısı, şimdi arkadaşlar A ve B reel sayılar olmak üzere. M nedir? E, tam sayıların pozitif tam sayıların olmak üzere. M eğer ki tek ise, şunu unutmayın arkadaşlar, sinüs üzeri M, AX artı B biçiminde ya da kosinüs üzeri M, AX artı B biçiminde ise bunun periyodu arkadaşlar teklerde unutmayın. 2 pi bölü x önündeki katsayı yani mutlak değer a şeklinde nedir yazılması gerekiyor. Tamam mı? Aynı şekilde Soru içerisinde a ve b reel sayılar olmak üzere aynı işleme baktığımızda bu sefer de güzel kardeşim yine e, m ve çift olmak üzere sinüs üzeri m a x artı b kosinüs üzeri m a x artı b biçimde ise çiftlerde ise arkadaşlar unutmayın p bölü mutlak değer içinde ne olması lazım a artı b olması gerekiyor. Yani teklerde 2 pi bölü mutlak değer a çiftlerde ise pi bölü mutlak değer a şeklinde yazılması gerekiyor. Şimdi tanjant ve kotanjanta baktığımızda m değerleri tek de olsa çift de olsa arkadaşlar her zaman pi bölü mutlak değer a şeklinde yazılması gerekiyor. Tamam arkadaşlar bunlar bize periyot değerlerini verecektir. Evet arkadaşlar incele bölümüyle devam ediyoruz. Bir fx fonksiyonunun tekrar ettiği en kısa aralığa dedik ki o fonksiyonun periyodu denir. Her fonksiyonun periyodu yoktur unutmayın. Trigonometrik fonksiyonlar periyodik fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların periyotları bulunurken sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının kuvvetlerine bakılır biliyorsunuz. Şimdi teklerde neydi arkadaşlar? Teklerde 2 pi bölü x önündeki katsayının mutlak değeri. Çiftlerde ise pi bölü x önündeki katsayının mutlak değeri. E baktığımızda fonksiyonumuz tek. O zaman ne yapıyoruz? 2 pi bölü x'in katsayısı 3. Fonksiyona baktığımızda çift o zaman pi bölü x'in önündeki katsayı eksi 2 o da pi bölü 2 olarak çıkmış oluyor. Kuvvete baktığımızda derecemiz kuvvetimiz 3. O zaman tek olduğu için 2 pi bölü nedir? Mutlak değer içerisinde 1 bölü 2 o da 4 pi. Çift olduğu için pi bölü x'in katsayısına baktığımızda pi o da eşittir pi'dir. Tanjant ve kotanjant değerlerine baktığımızda tanjant ve kotanjantların arkadaşlar periyotlarında aynı şekilde bunlara bakmaya gerek yoktur. Çünkü neydi arkadaşlar? tek ya da çift olması fark etmez. O halde pi bölü x önündeki katsayıya baktığımızda eksi 1'in mutlak değeri o da zaten dışarı pi olarak çıkacaktır. Bu kotanjant için de geçerli tabii ki. Tek ya da çift olması fark etmez. Pi bölü x önündeki katsayı nedir? 4'tür. Aynı zamanda fx eşittir. M çarpı sinüs ax artı b artı n şeklindeki fonksiyonlarda M ve N sayılarının periyoda hiçbir etkisi olmadığına dikkat ettiniz. Doğru değil mi? Mesela bunlara baktığımızda dışarıdaki sayılarla bizim hiçbir şekilde işimiz yoktur. Önemli olan şudur. Periyot teklerde ise arkadaşlar 2 pi bölü x önündeki katsayının mutlak değeri, çiftlerde ise neydi? pi bölü x önündeki katsayının mutlak değeridir. Şimdi arkadaşlar pekiştir bölümüyle devam edelim. Cos kare 3x artı 1 fonksiyonun periyodu kaçtır? Şimdi baktığımızda derecemiz nedir? Kuvvetimiz çift olduğu için o zaman ne yapıyoruz? Pi bölü x önündeki katsayı yani 3 olarak çıkmış oluyor. Tek olduğu için bu sefer de arkadaşlar yine aynı şekilde 2 pi bölü önündeki katsayıya baktığımızda pi bölü 2 o da 4 olarak çıkmış olur. Üçüncü örneğimizde derece, e, kuvvetimiz tek olduğu için tanjant ve kotanjantlarda pi bölü nedir? Önündeki katsayı 2 pi o da zaten 1 bölü 2. Dördüncü örneğimizde derecemiz çift olduğu için nedir? Pi bölü x'in önündeki katsayımız da nedir? 4. Bunlar tabii ki mutlak değer şeklinde dışarıya çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşım uygula bölümüyle devam edelim. Diyor ki birinin sorumuz şu. Fonksiyon esas periyodu nedir? Evet derecemiz çift olduğu için çift derdini demiştik arkadaşım. Pi bölü x önündeki katsayımız pi bunun mutlak değeri. O da zaten dışarıya 1 olarak çıkacaktır. Sonucumuz 1'dir. İkinci örneğimiz. Derecemiz çift olduğu için bu sefer de çiftlerde neydi güzel kardeşim? Yani aynı şekilde pi bölü. Doğru mudur? X'in önündeki katsayıya baktığımızda o nedir? Eksi 3 bölü 4'ün mutlak değeri. O da güzel kardeşim 4 pi bölü 3 olarak çıkacaktır. Cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü örneğimiz. Bizden fx bölü gx fonksiyonu istiyor. Önce arkadaşlar hx fonksiyonunu bir hesaplayalım. hx eşittir nedir? fx fonksiyonumuz neydi? Kosinüs üzeri, işte kosinüs 5x aynı şekilde. Buraya baktığımızda sin kare x. Kotanjant bölü neydi? Kos kare aynı şekilde kosinüs bölü sinüs olarak yazdık. Aynı şekilde kos kare x bölü sin kare x'tir. Şu sin kare x'ten gittiğinde o halde bu işlemin sonucu kosinüs nedir? Dereceleri çıkarttığımız anda 3x olarak çıkacaktır. Peki hx fonksiyonumuzu hesapladık. hx fonksiyonu eşittir. Güzel kardeşim kosinüs üzeri nedir? 3x. Doğru mudur? E, benden esas periyodunu istiyor. O zaman periyot eşittir. Derecemiz tek olduğu için neydi? 2 pi bölü x'in katsayısı 1. O zaman sonuç 2 pi olarak çıkacaktır. Cevabımız a şıkkıdır. Dördüncü soruda devam edelim. Esas periyodu 5 pi bölü 2 olduğuna göre kanlı alıcı değerlerin çarpımı kaçtır? Derecemiz tek. O zaman ne diyorduk? 2 pi bölü hemen x önündeki kas mutlak değeri. O zaman eksi 2 bölü k'nın mutlak değeri eşittir. Bu işlemin sonucu 5 pi bölü 2. Doğru mudur? Peki. Şimdi hesabımızı yaptığımızda şunlar birbirini götürdü. Değil mi? Dışarıya pozitif olarak için. O zaman burası P çarpı mutlak değer K eşittir. Burası 5 pi bölü 2. Pi'lerimiz de gitti. Buradan K'nın karşılığı eşittir. 5 bölü 2. E mutlak değer bir sayı eşitse buradan K değeri bir 5 bölü 2. Aynı şekilde eksi 5 bölü 2. Bu ikisinin çarpımına bakarsak eksi 25 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. En evet, sevgili arkadaşlar şimdi e, trigonometrik fonksiyonların grafiklerini inceleyelim. Sinüs fonksiyonunun grafiği. Bakın arkadaşlar alfa açısının diyor ki kolu birim çemberde k noktasını kessin. Bakın hemen şuna k noktasını kessin. OA uzunluğuna baktığımızda OA uzunluğu sinüs alfa aynı şekilde burası kosinüs alfa olup bakın dikkat edin. Birinci ve dördüncü bölgeye baktığımızda birinci ve dördüncü bölgede nedir? Artan olduğu. ikinci ve üçüncü bölgede ise arkadaşlar şurada değilse azalın olduğu nedir? E, durumlardır. Peki sinüs fonksiyonunun periyodu 2 πdir Unutmayın aralık olarak da aynı şekilde 0 2P aralığında grafiğini çizmek bizim için yeterlidir. Hemen baktığımızda 0 2 π aralığında P bölü 2P 3 π bölü 2P. Sinüs fonksiyonunda 0 kardeşim neydi 0 π bölü 2'de 1 3 π bölü 2'de eksi 1 diğerlerinde 0'dır. Peki baktığımızda şuna dikkat edin arkadaşlar işte burada aynı şekilde artıyor azalıyor değil mi? Aynı şekilde şuraya baktığımızda buradan tekrardan azalma ve buradan tekrardan nedir? Artma söz konusudur. Grafiğini aynı şekilde çizmek istediğimizde grafiğe de güzel kardeşim sıfırda zaten sıfır. Şimdi sinüs ve kosinüs fonksiyonunu normalde başlangıç durumlarına göre hemen grafiğini yorumlayabiliriz. Sıfırdan başladığı için aynı şekilde 0 pi bölü 2 pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi şeklinde bunları yazdığımızda hemen değerlerini yazarsak sinüs fonksiyonu nedir? Grafiği bu şekilde çıkmış oluyor. Periyodu güzel kardeşim nedir? 0, 2 pi aralığında zaten nedir? Periyodun olduğu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda sinüs alfa değeri baktığımızda eksi 1 ile unutmayın arkadaşlar nedir? Bir aralığında değer alması gerekiyor. Ve kesinlikle y eşittir eksi 1 ve aynı zamanda y eşittir 1 doğrularını her zaman teğettir. Peki kosinüs fonksiyonu grafiğine baktığımızda yine aynı şekilde kosinüs fonksiyonunda kosinüs alfa işte burası sinüs alfa şeklinde Şimdi buradan KA dikmesi çizildiğinde aynı şekilde OA kosinüs alfa. Alfa açısı arttığında kosinüs alfa 1 ve 3 ne diyor? İkinci bölgelerde azalır. Yani birinci ve ikinci bölgelerde bakın burası azalıyor. Çünkü bu nedir? Sıfıra doğru yaklaşıyor. Sonra eksi 1'e doğru yaklaşıyor. O zaman 1 ve ikinci bölgelerde azalırken 3 ve dördüncü bölgelerde bakın ne oluyor? Artıyordur. Buna dikkat edin. Yine aynı şekilde periyoduna baktığımızda güzel kardeşim ee, bu normalde en geniş aralığının 2 pi yani 0-2 pi aralığında bunu çizmek mantıklıdır. Hemen 0-2 pi aralığına baktığımızda kosinüs 0'ın değeri 1, pi bölü 2'de 0, aynı şekilde pi'de eksi 1, 3 pi bölü 2'de 0 ve 2 pi'de 1 olarak zaten çıkmış oluyor. Grafiğini çizmek istediğimizde hemen nedir? 0'da 1'den başlıyor şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Periyodu zaten 0, 2 pi. Sinüs fonksiyonuna baktığımızda 0, 2 pi idi. Yine aynı şekilde y eşittir eksi 1 ve y eşittir 1 doğrularına teğettir. Ve kosinüs alfanın da aynı şekilde buradaki eğrimiz eksi 1 artı 1 aralığında değer alması gerekiyor. Şimdi güzel kardeşim incele bölümüyle devam edelim. Şimdi trigonometrik fonksiyonlar periyodik fonksiyonlar olduğundan grafikleri sürekli tekrarlar. Evet. Sorularda diyor ki genellikle fonksiyonunun belli bir aralıkta grafiği istenir. Mesela 0 pi aralığında grafiğini çizelim. Aralık olarak arkadaşlar bunu işte 4 eşit parçaya bölerekten her bir e, açı değerine göre bunları hesaplamak mantıklıdır. Mesela 2 sinüs x fonksiyonunun 0 pi aralığındaki grafiğini çizelim. Hemen 0'dan pi'ye kadar baktığımızda aralık olarak devam ettiğimizde bakın. Bazı açı değerleri burada mesela işte e, birden fazla açı değerini hemen ortaya çıkartabiliriz. Daha net grafiğini çizebilmek için. 0 pi aralığını isterseniz 4 eşit parçaya ya da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 mesela burada 5 eşit parçaya bölünmüş ve her birinde pi bölü 6, pi bölü 3, pi bölü 2 şeklinde devam etmiş. Şimdi sinüs pi bölü 2, şey pi bölü 6, 30'un aynı şekilde 60'ın, 90'ın bu şekilde açı değerlere bakın yazıldığında Hemen sıfır değerine karşı grafiği çizildi anda arkadaşlar grafiği bu şekilde nedir? Çıkmış oluyor. Yani buradaki açı değerlerini siz istediğiniz e, aralıktaki açı değerlerini hesaplayarak bildiğiniz açı değerlerine göre grafiğini çizebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bakın burada önemli olan kısım da şu. Fonksiyonu bize verdiği anda eksi pi pi aralığındaki grafiğini çizelim. E tamam eksi pi pi aralığındaki grafiği. Mesela 1, 2, 3, 4. 4 aralığa bölünmüş durumda pi ile eksi 2 pi arasına baktığım, eksi pi arasına baktığımızda 2 pi'lik bir aralığı tutuyor mesela 4'e böldüğünde. O zaman biz her biri için pi bölü 2, pi bölü 2 olarak nedir bunu hesaplamaya devam edelim. Eksi pi, eksi pi bölü 2, 0, pi bölü 2 ve pi. Kosinüs değerine baktığımızda, şimdi bakın eksi pi'de, şimdi pi'deki kosinüs değeri sonuçta nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. E, eksi 1 olduğu için bakın eksi 2 ile çarpılıyor. Aynı şekilde bakın burası ne oluyor? 2, bir de burada 3 değeri olduğu için 5. Yani buradaki değerleri hemen burada yazıyoruz. Çünkü açı değerlerine karşılık bunların uzaklığını bulmamız gerekiyor. Aynı şekilde pi bölü 2'ye baktığımızda 0. E, burada bir tek 3'ümüz kaldı doğru. 0 aynı şekilde kosinüs 0 burası 1 olduğu için 3 eksi 2 1. Bakın bu şekilde değerler bulunmuş oluyor. Çizdiğimiz anda da zaten nedir? Kosinüs grafiği de aynı şekilde çıkmış oluyor. En sevgili arkadaşlar pekiştir bölümüyle devam edelim. <laughs> fonksiyonun grafiğini çizelim. Şimdi önce periyodunu hesaplamamız gerekiyor. Yani bunun periyodunu eğer ki biz hesaplarsak periyoduna göre bizim işlem yapmamız tabii ki daha kolaydır. Çünkü o aralığı bulmaya çalışacağız. En kısa mesafe dediğimiz aralığı. Fonksiyonun periyoduna baktığımızda neydi arkadaşım? Ee, tek olduğu için o zaman 2 pi bölü x dönündeki katsayıya baktığımızda 1 bölü 2'nin mutlak değeri. O zaman demek ki bunun periyodu 4 pi'dir sıfırdan başta 4 pi'ye kadar 4 iş parçaya ayıracak şekilde pi, 2 pi, aynı şekilde 3 pi, 4 pi şeklinde bunu yazdığımızda sinüs x bölü 2. Şimdi bakalım. Açı değeri sıfırda sıfırda doğru mudur? Pi de değeri zaten 1. Aynı şekilde 0, eksi 1 ve tekrardan 0. Peki e, açı değerini hesaplayalım. Buradaki değeri zaten bakın x bölü 2 grafiğini buradan baktığımızda burası neydi? 0. E buradan 2 kat sayısı geldi 2. Aynı şekilde pi'nin karşılığı 1'di. O zaman 2 çarpı 1, 2 artı 2'den bakın burası 4 oldu. 0 olduğu için zaten 2 değeri. 3 pi aralığında aynı şekilde 3 pi'ye baktığımızda 0 doğru mudur şurada? O zaman 2 kalıyor. Aynı şekilde burası eksi 1 oluyor. Dikkat edin. Artı 2 eksi 2'den burası 0 oldu. Ve tekrardan buraya baktığımızda 0 olduğu için değeri de zaten 2'dir. Grafiğini çizdiğimiz anda da zaten bakın grafiği de bu şekilde çıkmış olur. İkinci soruda devam edelim. Fonksiyonun grafiğini çizelim. Aynı şekilde 2 cos kare x eksi 1. Yarım açı formüllerini kullanabiliriz. 2 cos kare x eksi 1 arkadaşlar 2 nedir? Kosinus e, 2x'in açılımıdır. Doğru mudur? Kosinus 2x olduğu için hemen periyodunu hesaplayalım. Periyodumuz güzel kardeşim. İkti, derece tek olduğu için 2 pi bölü 2'den. O zaman periyodumuz pi. Yani 0 pi aralığında ben bunu nedir grafiğini çizebilirim. Açı değerlerini yazdıktan sonra grafiği de bu şekilde çıkmış olur. Şimdi sevgili arkadaşlar uygula bölümüyle devam edelim. Fonksiyonun görüntü kümesi diyor ki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce bir periyodunu hesaplarsak. Periyodumuz eşittir. Nedir? 2 pi bölü 1'den. O halde bunun periyodu güzel kardeşim kaç çıkmış oluyor? 2 pi. O zaman <laughs> hemen şu şekilde bir çizim yapalım. Şöyle aralık olacak şekilde. Şimdi sıfırdan aynı şekilde 2 pi'ye kadar baktığımızda e, sıfır... Ben buraya güzel kardeşim nedir? E, ee, pi bölü 2, pi aynı şekilde 3 pi bölü 2 ve 2 pi şeklinde yazdık. Hemen diyelim ki kosinüs x. Kosinüs aynı şekilde 0 da 1. Burası 0, eksi 1, 0 ve aynı şekilde 1. E, benden eksi 4 kosinüs x değerini istiyor. O zaman eksi 4 ile çarparsak eksi 4, 0, 4, 0 ve artı 4. Şimdi görüntü kümesine baktığımızda eksi 4 artı 4 aralığında olması gerekiyor. Doğru cevabımız değişiklidir. Evet arkadaşlar ikinci soruya devam edelim. Fonksiyonun grafiği demiş ki pi bölü 4 eksi 3 noktasından geçtiğine göre t değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce bir periyodunu hesapladığımızda periyodumuz eşittir çift olduğu için pi bölü mutlak değer 2. O zaman pi bölü 2'dir. Şimdi hemen şöyle bir çizelim. Periyodumuz 0 ve aynı şekilde pi bölü 2 olarak verilmiş. Şimdi bunu 4 eşit parçaya böldüğümüzde o zaman burası pi bölü 8 olacaktır. Pi bölü 8 eklersek burası pi bölü 4 olacaktır. Ve tekrardan eklersek aynı şekilde burası 3 pi bölü 8 ve pi bölü 2 şeklinde yazılmış oluyor. Peki değerleri yazdığımızda mesela bakın uç noktaya göre hareket edelim. Kosinüs sıfırın değeri kardeşim burası 1. Doğru mudur? Hadi bu değerleri da pi bölü 2'nin karşılığı da 0. Uç nokta değeri eksi 3 olduğu için ve o zaman ben t artı kosinüsün değeri burada zaten 0 eşitmiş eksi 3. O zaman t'imizin karşılığı eksi 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız a şıkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. 0-2 pi aralığında verilen fonksiyon aşağıdaki kadar hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar şu ifadeye baktığımızda 0 bakın 2 pi aralığında hemen bunun çizimini bir yapalım. Şöyle değerlerini bir yazalım isterseniz. Burası 0 aynı şekilde pi bölü 2 pi ve tekrardan 3 pi bölü 2 ve 2 pi olarak yazdık. Şimdi sıfırın karşılığına baktığımızda bakın buradan e, şimdi sıfırın karşılığında bunlara ilave yapıldığında burası birden başlıyorsa e, demek ki bakın ben buradan sinüs fonksiyonunu çizmek istediğimde bak sinüsü sıfırın karşılığı aynı şekilde sıfır burası 1 aynı şekilde 0 eksi 1 ve 0. şimdi sinüs fonksiyonu diyelim ki çizdiğimizde e buranın 1 olabilmesi için demek ki buraya bir artı 1 eklenmiş. Aynı şekilde bakın burası 4 olmuş. Pi değerine baktığımızda 1 olmuş. E burası eksi 2. Aynı şekilde buradaki değerimizde nedir kardeşim? 1. E şimdi sinüs fonksiyonuna göre hareket ettiğimizde buranın 4 olabilmesi için e demek ki şurası 3 sinüs x olması lazım. E artı 1 değerin eklenmesi gerekiyor. Baktığımızda zaten doğru cevabımız değişiklidir. Burada önemli olan fonksiyonlara baktığımızda şimdi kosinüs tabii ki birden başlayacak diyelim ki e, ama eksi -2 ya da yanında artı değerler olduğunda bu sefer de 1 değil daha üst yerden başlaması gerekiyor. E, bunun için sinüs fonksiyonu kullandığımızda zaten orada sinüs e, sinüs 0 olduğu için zaten üzerine 1 eklediğimiz anda zaten değer oradan başlamış oluyor. Şimdi 0 2 pi aralığında 4. Sonra devam edelim. 0 2 pi aralığında grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi güzel kardeşim birden başlamış. O zaman buradaki x değeri sıfıra karşılık birden başlıyorsa bu kesinlikle kosinüs olması gerekiyor deyip hemen bunları bir atıverdik. Doğru mudur? E şimdi hesabımızı yapalım. Kosinüs grafiğini hemen şöyle bir çizelim. 0 2 pi aralığında 0 aynı şekilde burası pi bölü 2 pi ve tekrardan 3 pi bölü 2 ve 2 pi olarak yazdık. 1, 0, eksi 1, 0, 1. Şimdi buranın karşılığına baktığımızda tamam buradan bir değeri var. P bölü 2'nin karşılığı eksi 1'e düşmüş. E şimdi P bölü 2'nin karşılığı aynı şekilde eksi 1'e düşmüşse. Mesela kosinüs 2x'in açılımı. Bir aynı şekilde şimdi kosinüs e, x'e göre yaparsak buranın 2 olması lazım. Şuradan yarım açı formülünü kullandığımızda burası kardeşim 2 cos kare x eksi 1 olması gerekiyor. Doğru mudur? E peki ben burada aynı şekilde x'e 0 verdiğim anda burası 2 yapar. 2 eksi 1'den 1. Doğru mudur? Hemen şöyle bir yazayım. Burası 2 cos kare x eksi 1. 0'ı verdiğimiz anda zaten burası gitti. Doğru mudur? E şuradan burası 0 değeri. Aynı şekilde açı değeri zaten bakın buradan 1. 0'a baktığımızda pi bölü 2'nin karşılığı zaten nedir? Eksi 1'e karşı geliyor. Doğru mudur? Şimdi burası 1'di. 2 eksi 1'den 1. Tamam. Sıfırı verdiğimiz anda burası eksi 1 oldu. E peki grafiğe baktığımızda zaten çıkmış oluyor. O halde doğru cevabımız 5 kıdır. Tanjant fonksiyonunun grafiği ve aynı şekilde e, burada bir önce mesela sinüs ve kosinüslerin grafiğini yapmıştık. Şimdi tanjant ve kotanjantın grafiğiyle devam edelim. Alfa diyor ki açısının kolu veya uzantısı çembere A noktası çizilen teğeti işte demiş ki K noktasında kessin. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Buradan K noktasından kestiği zaman bakın bu paralelten dolayı pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 noktalarında şunu kesin arkadaşlar unutmayın. Nedir? Tanımsızlık devreye giriyor. Tamam mı? Ve aynı şekilde tanjant fonksiyonunun periyodu pi olduğundan grafiği periyot genişliğinde bir aralıkta mesela örneğin 0 pi aralığında mesela çizilebilir. Diyelim ki 0 pi aralığına baktığımızda 4 eşit parçaya böldüğümüzde pi bölü 4, pi bölü 2, 3 pi bölü 4 şeklinde yaptığımızda tanjant 0, arkadaşlar burada 0, pi bölü 4 değerine baktığımızda 45 derecede 1, 90'da dedik ki pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 arkadaşlar tanımsızdı. Buna dikkat edin. 3 pi bölü 4 aynı şekilde eksi bir ve pi de sıfır. Ve baktığımız anda arkadaşlar mesela grafiği çizdiğimiz anda pi bölü 2 ve 3 pi bölü aynı şekilde e, pi bölü 2 değerinde ve 3 pi bölü 2 değerlerinde her zaman tanımsızlık devreye giriyordu. Ve grafiğini çizdiğimiz anda zaten grafiği de şu şekilde olmuş oluyor Kotanjanta baktığımızda arkadaşlar unutmayın. kotanjantalı bu seferde y eşittir bir noktasına nedir paralellik olduğu için bu seferde pi ve ya 0 ve pi noktalarını arkadaşlar unutmayın tanımsızlık devreye girecektir. Yine 0 pi aralığında ben bunu çizmek istediğimde. Hemen çizime göre baktığımızda 0 ve pi dedik ki tanımsızlık devreye giriyor unutmayın. O halde pi bölü 4, pi bölü 2, 3 pi bölü 4 değilse zaten 1, 0 ve eksi 1 değerlerinde nedir? Burada almış oluyor. Ve baktığımız anda bakın arkadaşlar nedir? S buradan 0 ve pi değerlerinde kesinlikle tanımsızlık devreye göre ve kotanjantın grafiği de bu şekilde çıkmış olur. Mesela incele bölümüyle devam edelim. Tanjant x bölü 2'nin gelin grafiğini çizelim. Fonksiyonun periyoduna baktığımızda periyodumuz neydi kardeşim? Pi bölü. Aynı şey x'in önündeki katsayıya baktığımızda o da zaten 1 bölü 2'nin mutlak değeri. Doğru mudur? O halde bunun da periyodu bakın ne çıkmış oldu? 2 pi olarak çıkmış oldu. E peki Şimdi aralık olarak 0 pi aralığında e, şey e, sıfırla pi aralığında normalde çizdiğimiz anda arada pi bölü 2. Bir de bunun eksi pi bölü 2 ve eksi pi aralığında göre nedir? E, aralığı genişletelim. E, baktığımızda güzel kardeşim neydi? Pi ve 0 tanımsızlıklar devreye giriyor. O zaman eksi 1 0 1 dediğimiz için demek ki eksi pi bölü 2 noktasındaki değerine baktığımızda Buradaki değerlerinde işte eksi 1 da nedir zaten sıfır ve grafiği bu şekilde çıkmış oluyor. Ve aynı zamanda bakın grafik yine bu şekilde kendini sürekli tekrar bildirmiş oluyor. Kotanjant grafiği de aynı şekilde sıfır pi aralığındaki grafiğini çizdiğimizde periyodu arkadaşlar neydi? Pi bölü x'in katsayısı 1. O zaman bunun periyodu da zaten 1'dir. Sıfır pi aralığına baktığımızda pi bölü 4, pi bölü 2 3 pi bölü 4 şeklinde nedir? Yazılmış oluyor. Ve tekrardan 0 ve pi'ye baktığımızda arkadaşlar tanımsızlık devreye giriyordu. Doğru mudur? Pi bölü 4 45 derece olduğu için zaten nedir? Kotanjant ve tanjant değeri zaten nedir? 1 değeriydi. Buradan 1 ve 3 pi bölü 4 değil aynı şekilde nedir? 1'dir. Grafiğini çizdiğimiz anda da grafiği de bakın bu şekilde çıkmış oluyor. Yani burada aslında pi bölü 2 noktasında kotanjanta baktığımız arkadaşlar nedir? Şu noktada zaten teğet oldu ortaya çıkıyor. Sadece Tanjant grafiklerinde şuna dikkat edin. Bakın çizim yaptığımız anda şu şekilde. Yani şu e, şeylere dikkat edin tamam mı? Bu bize zaten tanjantın normalde çiziminde nedir? Yardımcı olan fonksiyonlar oluyor aslında. Şimdi arkadaşlar pekiştir bölümüne devam edelim. Y eşittir 3 tanjant 2x fonksiyonun grafiğini çizelim. Periyoduna baktığımızda pi bölü 2'den o zaman pi bölü 2. Hemen şunu yapıyoruz. İşte pi bölü 2 ve e, aralık olarak işte pi. E, nedir? Eksi pi bölü 4 ve pi bölü 4 aralığında nedir? Hemen bunu 1, 2, 3, 4 eşit parçaya böldüğümüzde bu şekilde eksi pi bölü 8, 0, pi bölü 8 ve pi bölü 4 olarak yazalım. Tanjant 2x'e baktığımızda nedir arkadaşlar? Şurada 2x değerinde eksi pi bölü 4. Burası da eksi 45 yapıyor. E şimdi bu değerlerde bakın nedir? Tanımsızlıklar devreye giriyor. Aynı şekilde 3 tanjant x dediğimiz anda yine tanımsız tanımsız. Bakın değerlerinde zaten eksi 1, 3 ile çarpıldığı için eksi 3, 0, 3, 1 ve 3 şeklinde nedir? Yazmış oluyoruz. Ve buradan da aynı şekilde grafiğini çizdiğimiz anda da grafiği bu şekilde çıkmış olur. Y eşittir kotanjant 2x'in grafiğini çizdiğimizde periyoda arkadaşlar neydi? E, pi bölü 2 olarak yazdık. Hemen 0 pi bölü 2 ve tekrardan eksi pi bölü 2 eksi pi bölü 4 olarak yazalım. Şimdi kotanjantta yine şuna dikkat edin. Kotanjanta baktığımızda 0 ile zaten pi değerlerinde bunlar nedir? Tanımsız ortaya çıkartıyordu. E şimdi bakın grafik çizim yaptığımızda kotanjant 2x. E buradaki değerlerde bakın tanımsız, tanımsız. Aynı şekilde tanımsızlık devreye giriyor. Eksi pi bölü 4 ve pi bölü 4 değeri zaten sıfırdan geçecek şekilde nedir? Grafiği de çizilmiş olur. Şimdi sevgili arkadaşlar uygula bölümüyle devam edelim. Fonksiyonu a Nedir noktası verilmiş? Pi bölü 8 ve 4 noktasından geçtiğine göre A değeri kaçtır? Hemen güzel kardeşim. Şimdi bunun periyodunu bir hesapladığımızda periyodu eşittir. Nedir? Pi bölü 2 olarak çıktı. Doğru mudur? Hemen çizim biz şu şekilde yapalım. Buradan mesela 0 değerini kullanalım. Aynı şekilde pi bölü 4 ve tekrardan şurası pi bölü 2 ve tekrardan diyelim ki 3 pi bölü 4 ve pi olarak yaptığımızda. Şimdi şuradan hemen tanjant x'e baktığımızda arkadaşlar tanjant x değeri hesaplayın. E, neydi? E, 0 ve aynı şekilde pi değerlerinde neydi? Bunlar zaten değerleri 0. Doğru mudur? Bak bunlar yani tanım şeydi 0 değerleri diye. Aynı şekilde pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de tanımsızlık devreye giriyordu. Hemen bunu yaptık. 45'in karşılığı 1, burası da zaten ne oluyor? Eksi 1'dir. Şimdi biz bunu son noktasından yola çıkaraktan hesaplayabiliriz. 4 olarak verilmiş. Yani burası 1 artı. Aynı şekilde değer kısmına baktığımızda a çarpı. Şimdi bakın buradaki 4 değeri var. Yani pi bölü 4'ümüzün karşılığı 1 eşittir. Sonuçta nedir? Noktamız 4. Çünkü uç noktalar eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyor. O zaman A değeri buradan bakın kaç çıkmış olur? 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bu şekilde baktığımızda bakın pi 2 pi de aynı şekilde ve aynı zamanda şekilde sıfırda nedir? E, sonsuzluk, tanımsızlık doğru mudur? O zaman bunlarda tanımsızlık varsa demek ki bunlar kesinlikle ne olması lazım? Kotanjant grafiği olması gerekiyor. Peki aynı zamanda şuna dikkat edin. Pi değerine karşılık 2. E, pi değerine karşılık 2 ise demek ki elimizde kotanjant içerisinde artı 2 değeri olması lazım. E, baktığımızda zaten şıklarda nedir? Doğru cevabımız C şık olarak bulunur. Ha, grafiğini çizmek istediği şey tablo da biz bunu gösterirsek arkadaşım. Mesela 0 aynı şekilde burası P bölü 4. Şurası pi. E, aynı şekilde Burası 3 pi bölü şey buraya pi diyelim şöyle değiştirelim bunu arkadaşım şöyle aralıklarda 0 pi bölü 2 aynı şekilde burası pi 3 pi bölü tekrardan 2 ve tekrardan şuraya da mesela 2 pi olarak yazdığımızda. E şimdi zaten bunlarda nedir 0 ve aynı şekilde neydi kardeşim pi'lerde yani bunlarda zaten tanımsızlık nedir devreye giriyordu. Pi bölü 2 değerine baktığımızda P bölü 2 değeri burası nedir zaten 0. 3 pi bölü 2'ye baktığımızda 0. E, dolayısıyla bunlar zaten değerlerinde 0 çıkıyor. E artı 2'den dolayı zaten 2 nedir? Buradan geçmiş oluyor zaten. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisine demiş ki ait olabilir? Şimdi arkadaşlar baktığımızda nedir? Grafik bakın bu şekilde dönmüş. Peki döndüğü zaman neydi? Tanjant grafiğine baktığımızda mesela sıfır noktasında pi bölü 2 ve şuradaki değerlere baktığımızda pi de bakın nedir? Buradan e, sonsuzluk değeri var. Doğru mudur? Aynı şekilde grafik bu seferde bakın ters dönmüş durumda. E, o zaman ben şunu yapabilirim. Mesela e, verilen fonksiyonda periyodunu hesaplamak istediğimizde. Şimdi tanjant x artı kotanjant x. eşini güzel kardeşim kotanjant x'lerin normalde grafiğine baktığımızda şu şekilde gidiyordu. Doğru mudur? E tanjant x'in grafiğinde aynı şekilde mesela noktadan geçiyordu. Fakat burada sıfır noktasında tt bindiği için o zaman burada tanjant x'in Tamam tanjant x değerine baktığımızda hep yukarıda grafiğin üstünde kalan değerler olması lazım. Yani bu da 45 dereceden kaynaklanıyor aynı şekilde. Bir. E, dolayısıyla π bölü 2'nin karşılığı kök 2 olarak verilmiş. E P bölü 2 dediğimiz durum zaten nedir? Burası 90 derece. Doğru mudur? E 90 derecede karşılığı kök 2 ise e o zaman tanjant x ile aynı şekilde sinüs x'e baktığımızda e sinüs x kardeşim 45 derece. O da zaten neydi? Hemen şöyle yaptığımızda burası a a aynı şekilde a kök 2 değil miydi? O da zaten 1 bölü kök 2'den kök 2 bölü 2 yapar. Bir de başında 2 kat sayısı olduğu için o zaman pi bölü 2'nin karşılığı kök 2 olacak şekilde nedir? Tanjant grafiği çarp tanjantla sin x'in çarpımına eşit işte olacaktır. O da zaten doğru cevabımız e şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi trigonometri 2 ile aynı şekilde devam ediyoruz. Öğren bölümü ile başlayalım. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Y eşittir fx fonksiyonunun demiş ki tersinin olması için gerekli ve yeterli koşul fx fonksiyonu diyor ki birebir ve örten olmasıdır. Şimdi birebir ve örtenden kastedilen şu birincisi arksinüs x fonksiyonunun grafiğini hesaplayalım. Daha doğrusu çizelim ve buradaki değerleri bulalım fx eşittir sinüs x fonksiyonu birebir ve aynı şekilde örten olduğu aralık eksi pi bölü 2 ve pi aralığı pi bölü iki aralığındadır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Birebir ve örten olduğu aralık burada. O da zaten değer olarak baktığımızda eksi 1 nedir? Bir arksinüs fonksiyonu bu şekilde. Şimdi arksinüs e, normalde x fonksiyonundan Gösterim sinüs üzeri aynı zamanda eksi 1 ile de gösterilir. Bunlar çok fazla karşımıza çıkacak. Y eşittir sinüs x ise şu x'in yerlerini değiştirdiğimiz anda x eşittir sinüs y olarak nedir? Aynı şekilde gösterilmiş olur. Kosinüs fonksiyonuna baktığımızda arc kosinüs fonksiyonu da aynı şekilde 0 pi aralığındadır. Unutmayın sinüs fonksiyonu güzel kardeşim arc x fonksiyonu. Eksi pi bölü 2 ile pi aralığında. Ark arc fonksiyonuna baktığımızda o da zaten 0 pi aralığında olması gerekiyor. Değer aralığı zaten nedir? Eksi 1 artı 1 kapı aralığında yer alır. Unutmayın. Aynı şekilde arc kosinüs x fonksiyonu aynı zamanda nedir? Kosinüs x üzeri eksi 1 şeklinde zaten gösteriliyor. Y eşittir kosinüs x ise hemen yerlerini değiştirdiğimiz anda x'imizin karşılığı arc kosinüs y olarak bulunmuş olur. Art tanjant fonksiyonuna baktığımızda tanjant x fonksiyonu birebir ve örtün olduğu aralık aynı şekilde eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 aralığındadır. Yine aynı şekilde bunu ters alınırken de art tanjant y eşittir x ise ya da y eşittir unutmayın arkadaşlar tanjant x olarak yazılabilir. Şimdi incele bölümüyle devam edelim bunları bir kullanalım güzel kardeşim. Arksiniz e, aynı şekilde 3 bölü 2 artı dedik derecesinin kaç derece olduğunu bulalım. Arkadaşlar bunun hesaplaması şu şekilde. Şimdi biz buraya komple x verdiğimiz anda bakın genelde hep bu şekilde kullanacağız. Arc sinüs aynı şekilde burası x eşittir. Diyelim ki burası y ise bunun karşında zaten biz x'imizin karşılığı zaten buradan kök 3 bölü 2 olarak verdik. Doğru mudur? Şu x'in yerlerini değiştirdiğimiz anda unutmayın arkadaşlar buradan sinüs y eşittir. O zaman zaten kök 3 bölü 2 oluyor. O zaman bana sinüs y'nin karşılığının kök 3 bölü 2 olduğu değerini hemen ne yapmamız lazım? Ee, nedir? 90 derece olacak şekilde bir dik üçgen çizeriz. Doğru mudur? Ve dik üçgen çizdiğimiz anda buradan değerlerini hesaplayabiliriz. Aynı şekilde arksinüs e, nedir? 1 bölü 2. Hadi ben buna da y dediğim anda bu sefer de arkadaşlar burası ne oluyor? Sinüs y eşittir. Ark kaldırıldığı için 1 bölü 2. Bunu da hesapladığımızda sinüs y'nin 1 bölü 2 olduğu değere baktığımızda bu da güzel kardeşim zaten nedir? 30 derecedir. Aynı şekilde şuradan hesaplama kısmına girdiğimizde Arksinüs kök 3 bölü 2. E zaten kök 3 bölü 2'nin olduğu duruma baktığımızda bu da güzel kardeşim kaç derece olmuş oluyordu? 60 derece. O zaman bu ikisinin toplamı zaten bakın kaç olmuş oluyor? 90 derece olmuş olur. Doğru mudur? Ve buradan da zaten çizdiğimiz anda mesela istediğimiz değeri sinüs A değeri işte hesapladığınızda karşı bölü hipotenüs aynı şekilde hesaplanmış olur. Mesela tanjant A kosinüs eksi 1 bölü 2 ifadesinin değerini bulalım. Hemen şuraya x dediğimiz anda güzel kardeşim buradan kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bu da kaç atmış oluyor? Ee, bu da kaç bir? Kosinüs 60. O zaman kosinüs 120 derece. Doğru mudur? Benden istediği o zaman tanjant 120 derece. E, tanjant 120 derece güzel kardeşim. Eksi tanjant kaç derece olur? 60 derecedir. O da zaten eksi kök 3 olarak bulunur. Yani burada hemen yerlerini değiştirdiğiniz anda nedir? Tersini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Arkosunuz 2x 1 bölü 3 fonksiyonun tanım aralığını hesaplayalım. Hemen şunu yapabiliriz güzel kardeşim. Buradan e, kosinüs aynı şekilde ben buraya fx fonksiyonu eşittir. Şöyle dediğim anda 2x 1 bölü 3 dediğimde. E, zaten biz fonksiyona baktığımızda kosinüs fonksiyonumuz her zaman neydi güzel kardeşim? Eksi 1 artı 1 aralığında değer alır. O zaman ben bunu burada yerine yazdığımda eşitsizlik çözümü ortaya çıkmış oluyor. O zaman eksi 1, 2 aralığında x değeri olmuş olur. Yani artlarda ters olduğu için hemen ortaya bir tane harf verirsiniz güzel kardeşim. Harfi verdikten sonra nedir? Ters ortadan kalkmış oluyor. Ondan sonra gerekse dik üçgen yardımıyla ya da gerekse oradaki açı değerini bulduktan sonra da hesaplayabilirsiniz. Şimdi pekiştir bölümüyle devam edelim. İfadesinin değeri kaçtır? Arc tanj 4 çarpı arc tanjant 1 eksi 3 arc tanjant değeri kaçtır? Bakın arc tanjant 1'e alfa dediğimiz anda tanjant alfa eşittir 1. O da 45 derecedir pi bölü 4. Arc tanjant eşittir beta dediğimizde tanjant beta eşittir kök 3. O da zaten 60 dereceydi. E, buradan hesapladığımızda 4 çarpı pi bölü 4 eksi 3 çarpı pi bölü 3'ten sonuç 0 olarak bulunur. Aynı şekilde ikinci soruyla devam edelim. Hemen e, arc sinüs kök 5 bölü 3'e diyelim ki bir harf verdiğimizde buraya bakın t olarak verilmiş. O zaman sinüs t'nin karşılığı kök 5 bölü 3 oluyor. Hemen çizelim. Buradan e, sinüs T'nizin karşılığı karşı bölü hipotenüsten. Pisagor'dan burası da 2 çıkmış oluyor. O zaman benden istediği zaten kosinüs. Şuraya T demiştik. Kosinüs T komşu bölü hipotenüsten nedir? 2 bölü 3 olarak bulmuş. Üçüncü soruyla devam edelim. A kosinüs 1 eksi x kare fonksiyonun tanım kümesini bulalım. Hemen şöyle yapalım. Biz kardeşim buraya komple e, fonksiyonu kendisini kullandığımız anda kosinüsün aralığı zaten nedir? Şu şekilde değil miydi? Hemen ben buraya kosinüs şöyle fx tekrardan bir de yazdığımızda fonksiyonu bakın buraya hemen yazmış oluyoruz. 1 eksi x kare eksi 1 bir aralığında. At bunu diğer tarafa x kare nedir? 2 eşit 2'den küçük. Her tarafın kökünü aldığımızda eksi kök 2 artı kök 2 aralığında olması gerekiyor. E, onun haricinde x kare de zaten nedir? Sıfırdan büyük değere sahip oluyor. O zaman aralık olarak da zaten eksi kök 2 nedir? Kök 2 aralığında olmuş olur. En evet, sevgili arkadaşlar uygula bölümüyle devam edelim. Diyor ki toplamı kaç radyandır? Hemen şunu yapalım. Buraya güzel kardeşim x dediğimiz anda aynı şekilde ark şöyle yapalım tanjant eksi 1. Şimdi o zaman buradan biz bu ifadeyi x dediğimiz için buradan tanjant x eşittir eksi 1. Aynı şekilde burada y dediğimiz anda buradan da kosinüs y eşittir eksi 1 bölü 2. Peki eksi 1 olduğu durumuna baktığımızda arkadaşlar tanjant x 45 derece 1 o zaman buranın kaç olması lazım? 135 derece olması gerekiyor. Peki 135 derecenin karşılığına baktığımızda da o da zaten 3 pi bölü 4'tür. E, kosinüs eksi, e, kosinüs y eksi 1 bölü 2'den. O zaman buranın da kosinüs kaç olması lazımdı. 60 yani o da zaten 120 derece. Doğru mudur? Şimdi hesaplama kısmına girdiğimizde e burası kosinüs normalde 120 derece. E buradaki değerim kosinüs 60'ı veriyor. Doğru mudur? O zaman eksi ben buraya kaç yazmam lazım? Pi bölü 3. Burası 3, burası 4 olacak şekilde. Buradan da 9 kaç çıkmış olur? 5 pi bölü 12 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim. Şimdi bizden istediği kosinüs pi bölü 2 artı arktanjant 2 değerini istiyor. O halde hesaplamayı hemen şöyle yapsak güzel kardeşim. Şimdi buradan pi bölü 2 değerine baktığımızda zaten şurası ne olması lazım? 0. O zaman ben buradan arc tanjant 2 eşittir. Ben buna x'i verirsem buradan tanjant x'imizin karşılığı eşittir 2'dir. Hemen bir tane dik üçgen çizelim. Şuraya x'i verdik 90. Tanjant değdik karşı bölü komşu. O zaman buradan da kök 5. Şimdi bakın burası pi bölü 2 0 olduğu için o halde bize şuradaki kaçı değeri lazımdır? 90 eksi x. O zaman buradan kosinüs 90 eksi x değerini hesapladığımızda komşu bölü ne olması lazım? Hipotenüs. E 90 eksi x olduğu için zaten nedir? Oradan bölgesini değiştiriyor, isim değiştir, bölge değiştirmiş oluyor. O zaman eksi nedir? 2 bölü kök 5 olarak bulunur. Doğru cevabımız e şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Eşitliğini sağlayan a'nın pozitif değeri kaçtır? Hemen güzel kardeşim şuna ben x'i verdiğim anda buradan kosinüs x eşittir ne olması lazım 4 Şuna da y verdiğimiz anda buradan da sinüs y eşittir 5a olması gerekiyor. Hemen şöyle bir çizelim. Şurası güzel kardeşim 90. Ben buna x diyeyim, burası y olsun. komşu bölü aynı şekilde hipotenüs değerine baktığımızda doğru mudur? Şimdi bakın. Komşu bölü hipotenüs aynı şekilde sinüs y'ye baktığımızda da o da nedir? Ee, şuradan sinüs x değerine karşı bölü şey aynı şekilde karşı bölü hipotenüs doğru mudur? Şimdi bakın burada önemli olan kısım şu. Kosinüs değerini hesapladığımızda 4a bölü şimdi buradan bir değerimiz var. Doğru mudur? Aynı şekilde sinüs değerine baktığımızda e, oradan da sinüs y'nin karşılığı yine karşı bölü hipotenüs olması lazım. E, o zaman ben buradaki kosinüs değerini de şu şekilde hesaplayabilirim. Oradan da bakın şöyle yeni bir açı değerini kullanacağım. Tamam mı? Şunu şuradan silelim arkadaşlar. Tek bir değer için kullanmayalım bunu kafamız karışmasın. O zaman sinüs y değerine baktığımızda da aynı şekilde karşı bölü hipotenüs. E o zaman bunlardan biri kardeşim nedir? 4 diğeri 5 e o zaman ben buraya sonuçta 5A dediğim anda bakın buranın kaç olması lazım? Pisagor'dan kök 41 olması gerekiyor. Benden istediği A'nın pozitif değeri kaçtır? E A'nın pozitif değerinin o zaman ne olması lazım? 1 bölü 41 katsayısı olması gerekiyor. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Dördüncü soruyla devam edelim. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? E kardeşim ben buraya komple A dediğim anda o zaman sinüs a eşittir. Sonuçta burası 2x eksi 1 bölü kaç olacaktır? 3 olacaktır. E sinüs fonksiyonuna baktığımızda fonksiyonumuzun değeri kardeşim hangi aralıkta olması gerekiyordu? Eksi 1 artı 1 aralığında olması gerekiyor. O zaman ben buraya da bunu yazarsam 2x eksi 1 bölü 3. Şimdi her tarafa artı 1 ekledikten sonra yine 3'e çarptıktan sonra değişen bir şey olmayacaktır. Onların zaten... Bir etkisi yoktu. Doğru mudur? Eksi 3 burası 2x eksi 1 aynı şekilde burası da 3'tür. O zaman x'e baktığımızda şurası eksi 1 e, alt sağ tarafa 2 aralığında olması gerekiyor. Doğru cevabımız e şıkkıdır. En evet, sevgili dostlarım şimdi toplam ve fark formülleriyle başlayalım. Evet önce ben sizden şunu istiyorum. Şimdi tabii ki bunları e, ezberlemek biraz sıkıntı olabilir. Onun için mesela soruları çözerken e, bunları her seferinde sorunun yanına mesela kullanın. Bakın çünkü baktıkça sonuçta onu direkt ezberleme yoluna gideceksin. Tabii ki bunların kodlamanın yolları da var. Şimdi bu kodlama kısmında şu şekilde yapalım. Şimdi toplam ve fark formülünde sinüs x artı y nedir dendiğinde bakın sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x'tir. Yani sırasıyla bunu işte dağıtma gibi düşünüyorsunuz. Yanına sadece kosinüs y ve aynı şekilde kosinüs x yerlerini değiştirerek yazıyorsunuz. Sinüs x eksi y nedir dendiğinde sinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs y çarpı kosinüs x'tir. Yani sinüsle ile aynı anda tutacaksınız sinüs Fakat kosinüse baktığımızda kosinüs x artı y nedir dendiğinde kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y. Eksili olduğunda da bu sefer de aradaki şart bakın ne oluyor? Artı. Kosin de artı sarıdaki işaret eksi, eksi sarıdaki işaret ne oluyor? Artı ama sinüs de bu kesinlikle değil. Yani siz mesela sinüs a çarpı kosinüs b bir çarpmadan <laughs> ikisini böyle farklı şekilde görüyorsanız bilin ki arkadaşlar o sinüsün açılımıdır. Tamam mı? Yani oradan nedir? Onun toplamı şeklinde yazılacaktır. Aradaki işaret eksi zaten eksidir ama kosin de açılım yapıldığında kosinüs a çarpı kosinüs b dediğim anda aynı trigonometrik fonksiyon çarpılmışsa Ha bu sefer de o kosinüsün bir açılımı deyip aradaki işareti ne yapıyorsun? Ters çeviriyorsun. Tanjant x artı y bunu çok kullanacağız. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Aradaki işaret eksi ise bu sefer de aynı şekilde eksi eksi ile başlıyorsun. Alt taraf artı oluyor yani ters dönüyor buna dikkat edin. Kotanjant ise nedir? Bak yukarıdakinin tersi gibi düşünün. Bu sefer de kotanjant x çarpı kotanjant y eksi 1 bölü kotanjant x artı kotanjant y. Yani biz tanjantı bilmemiz bizim için yeterli. Kotanjant o kadar ezberlemize gerek yoktur. Çünkü tanjant kotanjant birbirinin zaten ters olduğu için bu durumda direkt bunu bu şekilde nedir tanjantı ezberleyebilirsiniz. Artı olduğunda tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi diye başlayıp tanjant x çarpı tanjant y şeklinde paydayı kullanacaksınız. Eksi olduğunda da yukarısı eksi alt taraf artıyla devam ediyor. Tamam sevgili arkadaşım. Ben yine bu formülleri her seferinde soruların yanına yazacağım. Kopyalayacağım bilginiz olsun. O şekilden bakarak da kodlamasını daha rahat bir şekilde yapabiliriz ki siz de o şekilde yapacaksınız. Şimdi arkadaşım incele bölümüyle devam edelim. Yukarıdaki formüller toplam veya fark durumdaki açıların trigonometrik değerlerini bulmak için kullanılır. Aşağıdaki sorular yardımıyla bu formüllerin nasıl kullanılacağını bilin bir hesaplarını inceleyelim. Mesela kosinüs 20 çarpı kosinüs 30 dedik ya. Kosinüs değeriyle ile başlayıp da aynı şekilde böyle gidiyorsa o zaman bu kosinüs nedir? 30 artı 20'nin açılımıydı. Sinüs çarpı kosinüs şeklinde gidiyorsa da bu da sinüs o zaman nedir? 10 artı 30 yani sinüs 40'ın açılımıdır. O da kosinüs 50 bölü sinüs 40'tır. Kosinüs 50'yi de ben hemen sinüs 40'a çevirebilirim. O zaman cevabımız 1'dir. Kosinüs 40 eksi kök 3 çarpı sinüs 40 derecenin ifadesini hesaplayalım. Hesaplayalım. Kök 3 çarpı sinüs 40. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Buradaki kök 3'ün karşılığını ben ee, nedir? Tanjant 60 derece olarak yazılabilir. Doğru değil mi? O zaman tanjant 60 derece. Ben buradan kosinüs 40 derece eksi, Tanjantı da sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı sinüs 40 diye yazabiliyorum. Paylaş dediğim anda burası da Kosinüs 60 çarpı kosinüs 40 eksi sinüs 60 çarpı sinüs 40 bölü kosinüs 60. Kosinüs ile başlayıp daradaki işaret eksisi bu artılıydı. O zaman kosinüs 60 artı 40 o da kosinüs 100 yapıyor. 2 kosinüs 100 derece olarak bulunur. Mesela. Şimdi e, geometri kısmında biz bunu arkadaşlar sürekli kullanacağız. Onun için e, hemen bunu bir hesaplayalım. 7 tane DC uzunluğu 5 tane CE'ye eşitmiş. E tamam biz buraya kardeşim 5 burası sonuçta nedir? 7. Kare olduğu için 5 e, benden istediği tanjant x'in değeri kaçtır. Şimdi bizim tanjant x'i hesaplayabilmemiz için o zaman sonuçta bakın bu köşegen olduğu için burası nedir? İkiz kenarlıktan dolayı 45 derece. Tamam bunu yazdık. Burası 45 derece. O zaman tanjant x artı y'yi hesaplamak istersek, Tanjant x artı y'ye baktığımızda karşı bölü aynı şekilde burası ne oluyor? Komşudur. Buradan da 12 bölü 5'i yazdık. Hemen trigonometrik olarak açalım. Toplam formülünü yazarsak buradan da nedir? X'imizin karşılığı 7 bölü 17 olarak bulunur. Bunları çok kullanacağız güzel kardeşim. Şimdi pekiştir bölümüne devam edelim. 7x eşittir pi bölü 2 olduğuna göre ifadesinin değerini hesaplayalım. Şimdi baktığımızda bunun hiçbir şey çıkaramıyoruz. Doğru mudur? Payda eşitle. Zora koştuğun anda hemen düştüğün anda paydasını eşitle. <laughs> Burası sinüs 4x çarpı sinüs x eksi kosinüs 4x çarpı kosinüs x. E, baktığımız anda bu nedir? Bakın kosinüs 4x artı x'in açılım ama ters yazılmış hali. O zaman önüne eksisini koydum. Alt taraf sinüs x çarpı kosinüs x. Aynı şekilde yukarısı e, 2 sinüs x çarpı kosinüs x bölü sinüs 2x. E şimdi Buraya baktığımızda güzel kardeşim bu sinüs x çarpı kosinüs x. E bu sinüs 2x'in açılımı yarım açı formülünden. Burası da eksi e, 2 kosinüs 5x yapıyor. E şimdi bakın yukarıda 7x'in karşılığını bize pi bölü 2 olduğu verdiği için o zaman 2x'imiz sonuçta kosinüs 5x'e ne olması lazım? İşte olması gerekiyor. Sadeleştirdiğimiz anda sadece kas kalmış olur. Eksi 2 olarak bulunur. İkinci soruyla devam edelim. Şekilde verilenlere göre x artı y toplamı kaç derecedir? Hemen tanjantı devreye sokalım. Doğru mudur? Tanjant x artı y eşittir. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'dir. Karşı bölü aynı şekilde komşu. Karşı bölü tekrardan baktığımızda komşudur. O zaman 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 o da zaten 1. 1 olması da nedir kardeşim? 45 derece olduğu anlamına gelir. Evet sevgili kardeşim, şimdi uygula bölümüyle devam edelim. Kosinüs 105 derecenin değeri kaçtır? Şimdi bunu bileceğimiz açılara çevirirsek, o zaman şöyle bir şey yapsak olur mu? Kosinüs 105'i ben kosinüs 60 artı 45 derece yazayım eşittir. Ve bu da sonuçta kosinüs 60 çarpı nedir? Kosinüs 45 eksi. Ben buraya sinüs 60 derece çarpı sinüs kaç derim? 45 derece olarak yazabilirim. Kosinüs 60 nedir kardeşim? Kök 3 bölü 2 çarpı kosinüs 45 kök 2 bölü 2 eksi sinüs 60 1 bölü 2 sinüs 45 tane şekilde kök 2 bölü 2. Bunu da hesaplarsak burası da kök 6 eksi kök 2 bölü nedir? 4 olarak çıkacaktır. Baktığımızda doğru cevabımız nedir güzel kardeşim? Şimdi kök 6 eksi kök 2 bölü 4 çıktı. Şimdi 105 derece nedir? Aslında direkt e, şunun işaretliyesimiz var. Doğru mudur? Ama kosinüs 105 dereceye baktığımızda bölge olarak bu tarafta olduğu için önünü alması lazım. Eksi olması gerekiyor. O zaman bu da kök 2 eksi kök 6 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Tanjant akb nedir? Hemen güzel kardeşim buraya x diyelim şuraya da y diyelim. Formülü bir kullanalım. Tanjant bakın burası x artı y eşittir. Hemen burası tanjant x artı aynı şekilde tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi bundan sonuçta 1 1 1 aynı şekilde şurası da 1 1. Şuraya baktığımızda tanjant x'imizin karşılığı Aynı şekilde buradan da tanjant y'nin karşılığı. Tanjant x karşı bölü aynı şekilde komşu. Tanjant y'ye bakarsak o da 2 bölü 2'den burası da 1'dir. Tanjant x artı y'yi hesaplayalım. Şurası 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1. Yukarısı güzel kardeşim 3 bölü 2. Alt tarafa baktığımızda o da 1 bölü 2'dir. Bu işlemin sonucu da 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet 3. soruyla devam edelim. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Evet açılımları hemen şöyle bir yazalım. Şimdi sinüs x eksi sinüs y'yi güzel kardeşim şöyle mi yazıyorduk? Sinüs x çarpı aynı şekilde neydi? Kosinüs y eksi sinüs y çarpı burası kosinüs x eksi. Aynı şekilde sinüs x artı y'yi de sinüs x çarpı kosinüs y artı olacaktı. Öndeki x'den dolayı da attık eksi. Ee, buradan da sinüs y çarpı kosinüs nedir? x uzatalım. Alt tarafta kosinüs x artı y'yi de aynı şekilde kosinüs x çarpı kosinüs y eksi. Burası da sinüs x çarpı sinüs y artı kosinüs x çarpı kosinüs y e, eksi ise artı o zaman burası da sinüs x çarpı sinüs y'dir. Şimdi güzel kardeşim baktığımızda şunlar birbirini götürdü. Doğru mudur? Aynı şekilde e, şunlar da birbirini götürmüş oldu. Yukarıya baktığımızda yukarıda ne var bakın? Eksi 2 tane sinüs y çarpı kosinüs x'imiz var. Bölü. Alt tarafa baktığımızda alt tarafta da 2 tane kosinüs x çarpı nedir? Kosinüs y değerimiz var. Doğru mudur? Şunlar da birbirini götürmüş oldu. Şimdi baktığımızda kosinüs x gitti. Sinüs y bölü kosinüs y o da güzel kardeşim tanjant y'yi vermiş olur. Doğru mudur? Önlü bir de olduğu için doğru cevabımız e şıkkıdır. Yukarıdaki verilenlere göre tanjant alfa değeri kaçtır? Hemen şunları bir tamamlayalım. Burası 6. Dikdörtgen olduğu için burası da 4. Doğru mudur? Şimdi şuraya da biz bir x'i şöyle bir yapıştıralım. E, aklımıza ne geliyor hemen bunlar da tanjant. Doğru mudur? O zaman tanjant x artı alfa değeri eşittir. Formülü yazıyorum. Tanjant x artı aynı şekilde tanjant alfa bölü. 1 eksi burası tanjant x çarpı tanjant alfa. Şimdi tanjant alfayı her seferinde taşımayalım. Biz buna a diyelim. a'ya göre hareket edelim. Hemen ben şuradan bir kalemimi de şöyle güzel de seçeyim. Şimdi tanjant alfa değerini a dediğimiz anda hesabımızı yapalım. Tanjant x artı y. Normalde baktığımızda karşı bölü komşu. O zaman burası zaten 10 bölü nedir? 6 eşittir. Tanjant x karşı bölü komşudan 4 bölü 6 artı burası a. 1 eksi burası 4 bölü 6 çarpı a'dır. Hemen bunu bir çözelim. 10 bölü 6 eşittir. Burası 4 artı 6 a bölü 6 çarpı 6 bölü 6 eksi 4 a. Şunlar gitti. Sadeleştirelim. 2'ye böldüğümüzde 5, 3. O zaman burası 30 eksi 20a eşittir. Burası da 12 artı 18a yaptı. Buradan 38a eşittir 18'den. O zaman a değeri de buradan 9 bölü 19 olarak bulunur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi yarım açı formülleriyle devam edelim. Evet öğren bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar sinüs 2x'in açılımı 2 sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Kosinüs 2x'in açılımı kos kare x eksi sin kare x eşittir 1 ya da 1 eksi 2 sin kare x ya da 2 kos kare x eksi 1'dir. E, bunları arkadaşlar sürekli kullanacağız. Onun için sinüs 2x'in açılımı 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Kosinüs 2x'in açılımı kos kare x eksi sin kare x eşittir 1 ya da 1 eksi 2 sin kare x ya da 2 kos kare x eksi 1'dir. Tanjant 2x'in açılımı. 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Aynı şekilde kotanjant x'in açılımı. Kot kare x nedir? Eksi 1 bölü. Aynı şekilde 2 kotanjant x. Sinüs x bölü 2'nin açılımı. Artı eksi kök içerisinde 1 eksi. Kosinüs x bölü 2. Kosinüs x bölü 2'nin açılımı. Aynı şekilde artı eksi kök içerisinde 1 artı. Kosinüs x bölü 2. Yine arkadaşlar bunları da sürekli olacak şekilde kullanacağız. Onun için hemen ben şöyle yapayım. bunları sorular içerisinde karşımıza geldiğinde hemen nedir? Hızlı bir şekilde e, nedir? Buradan bakaraktan yapma şansımız var. Onun için siz de sevgili arkadaşlar dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim. E, işlemleri de daha doğrusu bunları yaparken belli bir şekilde ezberleyinceye kadar bence formüller yanınızda kalsın. Hemen bakıp ha evet bu şekilde deyip deyip işlem yapmanız bizim için daha kolay olacaktır ve daha hızlı olacaktır. Sonra zaten belli bir aşamadan sonra bu ezberlemeye doğru yavaş yavaş gidiyor. Hadi bakalım şimdi inceli bölümüyle devam edelim. Bunları bir kullanalım. Yarım açı formülleri toplam formülleri kullanılarak elde edilir. Mesela sinüs 2x. Neydi kardeşim? Sinüs x artı x. E biz bunu sinüs x çarpı kosinüs x artı. Sinüs x çarpı kosinüs x. E bu da zaten 2 sinüs x çarpı kosinüs x şeklinde nedir? Zaten yarım açı formülü ortaya çıkmış oluyordu. Tanjant 2x de neydi? Tanjant x artı x e zaten nedir? E, toplam formüllerini kullanaraktan zaten nedir? Bunu elde etme şansımız vardır. Şimdi gelin arkadaşlar bunları nasıl kullanıldığını bir başlayalım. Mesela sinüs e, diyelim ki 10 derece a olduğuna göre kosinüs 40 derecenin a türünden değerini hesaplayalım. Sinüs 10 derece kosinüs kaçtır? 80 derece. O zaman ben kosinüs 80'e a yazarsam kosinüs 80 2 kos kare neydi? x eksi 1 o da zaten 2 kos kare 40 eksi 1. E buradan da biz buna a demiştik. O zaman kosinüs 40'ın da karşılığı kök içerisinde a artı 1 bölü 2 olarak çıkmış olur. Gelin bakalım tanjant 2x çarpı tanjant x artı 1 ifadesini işini hesaplayalım. Tanjant 2x, sinüs 2x bölü kosinüs x, 2x aynı şekilde sinüs x bölü kosinüs x. Hemen e, şunu yapabiliriz. Sinüs 2x'in açılımı 2 sinüs x çarpı kosinüs x çarpı sinüs x bölü. Kosinüs 2x'i de 1 eksi neydi? 2 sin kare x çarpı kosinüs x. Kosinüs x'ler gitti. Bakın şunlar da birbirini götürdü. O zaman bu işin sonucu 1. Bu da zaten kosinüs 2x'ti yarım açıdan dolayı. 1 bölü kosinüs 2x olarak bulunmuş olur. Mesela sinüs 2x'in karşılığı 3 bölü 5 olduğuna göre tanjant x'in değerini hesaplayalım. Hemen bakın arkadaşlar üçgenimizi çizdik. Sinüs 2x'imiz neydi? Karşı bölü hipotenüsten burası da 4 yapıyor. Şimdi bakın bunu şu şekilde şöyle uzattığımızda Aynı şekilde burası 2x ise biz buraya x dersek aynı şekilde burası da x ise nedir? Burası zaten nedir? 2x doğru mudur? Şimdi baktığımızda güzel kardeşim ben de istediği tanjant x'in karşılığı karşı bölü komşudan da zaten 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Tanjant mesela 2 arp kosinüs 1 bölü kök 5 ifadesini hesaplayalım. Hemen şöyle yapıyorduk doğru mudur? Buradan kosinüs x'imizin karşılığı eşittir 1 bölü kök 5. Hemen kosinüs x komşu bölü hipotenüsten buraya da zaten 2 olarak kalmış oluyor. Benden de istediği tanjant x'in karşılığı karşı nedir? E, karşı bölü komşu değeri. Doğru mudur? Peki buradan baktığımızda tanjant 2 ark e, 2 ifadesi olduğu için şunu arkadaşlar dikkat edin. Bu 2 zaten dışarı attığımızda tanjant 2x olmuş oluyor. E tanjant 2x de zaten 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x'ti. O da eksi 4 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Şimdi sevgili arkadaşlar pekiştir bölümüyle devam edelim. İfadesinin değerini hesaplayalım. Kosinüs 36 derece artı 1 bölü kosinüs 54 derecenin değeri. Şimdi güzel kardeşim biz şunu ne olarak yazabiliriz? 2 kos kare doğru mudur? Yarısı 18 derece eksi 1 artı 1 bunlar gitti. O zaman 2 kos kare 18 derece bölü kosinüs 54. Kosünüs 54'ü biz sinüs 36'da yazabiliriz. O zaman burada güzel kardeşim 2 sinüs x çarpı kosünüs x şeklinde yazabiliyorduk. O zaman 2 çarpı kosünüs 18 derece artı sinüs 18 derece. kosinüsler buradan birbirini götürdü. İkileri attık. Kosünüs 18 bölü sinüs 18'den o da tanjant 18 derece olarak bulunmuş olur. İkinci soruyla devam edelim. Alfa artı 2 beta toplamı kaçtır? Şimdi... Alfa artı 2 beta da tanjant 2 beta'nın açılımını biz biliyoruz, doğru mudur? 2 tanjant beta bölü 1 eksi tanjant kare beta. E hemen tanjant beta'nın yerini yazdığımızda sonuç 3 bölü 4. E, buradan alfa artı 2 beta diyor. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Beta 2 beta istendiği için biz bu beta'yı önce bir 2 ile çarptık. <laughs> doğru mudur? Çarpılmış olarak zaten normalde ifade oluşturduğumuz 3 bölü 4 olarak çıktı. E, benden şimdi alfa artı 2 beta toplam formülünü kullanacağız. Tanjant alfamızın karşılığı 1 bölü 7. Tanjant 2 beta'nın karşılığı da bakın 3 bölü 4'tü. Bunu da hesapladığımızda alfa artı beta bakın buradan kaçmış oldu? 1. O da zaten kaçı vermiş oluyor? 45 derece olarak bulunur. Üçüncü soruda devam edelim. İfadesinin değerini bulunuz. Cos 12 derece, cos 24, cos 48, cos 96 diye gidiyor. Şimdi güzel kardeşim cos 12 derece. Bakın burada da cos 24 var. E o zaman ben bu ifadeyi 2 sinüs 12 dereceyle çarpıp 2 sinüs 12 dereceye bölersem. Şurası zaten yarım açı formülünden dolayı sinüs 24 derece. E cos 24 e bakın burası tekrardan 2 nedir? Sinüs e, kaç olması lazım? 48. E aynı zamanda şuna dikkat edin. Yine her seferinde burada altında e, nedir? İki ifadesini iki ile çarpıp ikiye bölme durumunu yapıyoruz. Çünkü e, nedir? Yukarısı iki sinüs x olduğu için alt tarafı iki ile yapmamızdan desteklememiz gerekiyor. Ve aynı şekilde sinüs nedir? E, i̇ki sinüs 48 derece oldu. Şimdi bu 2'yi bozmamak adına alt tarafı sürekli 2 ile çarpıyoruz ki yukarıdaki ifade kaybolmasın. Çünkü bunlar birbirini götürdüğünde soru bozulmamış olacak. Ve sinüs 48 derece, kosinüs 48 derece. O da iki sinüs 96 derece yapar. Yine alt tarafı 2 ile çarpıyoruz. En sonda tekrardan yukarısı nedir? Ee, şöyle baktığımızda sinüs ne olmuş oldu? 190 derece, 192 derece 2x yani bölü alt tarafta 16 çarpı sinüs 12 derece. Ee, hesapladığımızda sinüs 192 180'den çıkarsak eksi sinüs 12 derece bölü 16 çarpı sinüs 12 derece. Bunlar da birbirine götürdüğünde sonuç eksi 1 bölü 16 olarak bulunur. Evet arkadaşlar şimdi uygula bölümüyle devam edelim. Olduğuna göre kosinüs 2x aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunu yapalım. Her tarafın nedir? Güzel kardeşim şöyle bir karesini alırsak. Birincinin karesi doğru mudur? Sin kare x eksi. Hatta artı biz buraya kos kare x eksi. 2 çarpı sinüs x çarpı aynı şekilde kosinüs x eşittir. Burası 4 bölü 9 yapar. Buraya baktığımızda burası 1'dir. Peki bunu hesapladığımız anda 1 eksi 4 bölü 9'dan burası 5 bölü 9 eşittir. Bakın 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Peki 2 sinüs x çarpı kosinüs x'e baktığımızda güzel kardeşim bu sinüs 2x'in açılımı. Doğru mudur? Bu da zaten 5 bölü 9. Hemen bir dik üçgenimizi çizelim. Değil mi? 90 derece aynı şekilde. Şöyle düzelteyim şunu. Heh. Şurası güzel kardeşim 2x'te karşı bölü hipotenüs. O zaman buraya baktığımızda şimdi e, burası da kaç olmuş oluyor? 81 25'i çıkartırsak burası 6 56. Burası da 2 kök kaç yapmış oluyor? 10 e, kaç yaptı? 14. Doğru mudur? 2 kök burası da 14'tür. Benden istediği kosinüs 2x komşu bölü hipotenüsten 2 kök 14 bölü 9 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Sinüs 2x'in açılımı hemen neydi? 2 sinüs x çarpı aynı şekilde kosinüs x artı buraya baktığımızda sinüs x bölü. Alt tarafta 2 kos kare x artı kosinüs x var. Alt tarafı da kosinüs x parantezine aldığımızda burası da 2 kosinüs x artı 1. Yukarıda bakın sinüs x'ler ortak doğru mudur? E o zaman ben sinüs x parantezine aldığımda burası 2 kosinüs x artı 1 bölü. Alt tarafa baktığımızda burası da kosinüs x 2 kosinüs x artı 1. Bakın bunlar gittiği için o zaman bu işlemin sonucu da tanjant x olarak bulunur. Doğru cevabımız e şıkkıdır. Olduğuna göre sinüs 84'ün değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz buradan sinüs aynı şekilde 84 dereceye eşittir. Biz bunu 2 sinüs 42 derece çarpı kosinüs aynı şekilde 42 derece yazabiliriz. E hemen bir tane dik üçgenimizi oluşturalım. Şuradaki açı değerimiz 42 derece. E, sinüs karşı bölü aynı şekilde hipotenüsten. Bakın burası da 8 oldu. Peki değerlerini kullanabiliriz. O zaman 2 çarpı sinüs 42 derece. 6 bölü 10 çarpı kosinüs 42 derece 8 bölü 10'dan. Buradan da 12, 96 bölü 100. O da 0,96 olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. ABC'de bir kare E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Buna göre, buna göre kosinüs alfa değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Hemen bunu bir çekelim, birleştirelim. Doğru mudur? Şimdi baktığımızda ben buraya x diyeyim. Aynı şekilde burası x olsun. x, x. Bakın burası ne oldu? 2x ve tekrardan burası da 2x'tir. Benden kosinüs alfa değerini Peki şöyle yaparsak burası sonuçta kök 2x oldu. Buraya baktığımızda kök 5x. Aynı şekilde burası da kök 5x'tir. Şimdi arkadaşlar burada alfa değerini istediği için mesela kosinüs teoremini kullanabiliriz. Kosinüs teoremi neydi? açının karşısı yani kök 2'nin karesi eşittir. Diğer kenarların karelerinin toplamı kök 5'in karesi artı aynı şekilde nedir? kök 5'in karesi eksi 2 çarpı ben buraya kök 5 çarpı kök 5 çarpı kosinüs alfa diyebilirim. Buradan da 2 eşittir burası 10 eksi ee, bakın burası da kaç yapıyor? 5 dışarıya kök 5 çarpı kök 5 5 olarak çıktı. Burası da 10 çarpı kosinüs alfa o zaman kosinüs alfa değerine baktığımızda da nedir? 60 diğer tarafa artı 4 bölü 5 olarak çıkacaktır. Doğru cevabımız değişiklidir. Evet arkadaşlar şimdi trigonometrik denklemlerle devam edelim. Şimdi birincisi sinüs x eşittir işte, sinüs alfa denkleminin çözümünü bulmak için arkadaşlar sadece burada şunlara dikkat edeceksiniz. 0 2 pi aralığında sinüsü diyor ki aynı şekilde alfa'nın iki açı vardır. Bunlardan birisi alfa ise sinüs de diğeri ...P eksi alfadır. Mesela biz açı değerini bulduk. Diyelim ki işte açı değeri atıyorum işte 90 çıktı. O zaman ötekini bulmak için de... ...180 eksi 90 deyip tamam... ...diğer denklemi de aynı şekilde kurup... ...köklerini bulmaya çalışacağız. Ve biz bu denklemi kurarken de her zaman birinci kökü alfa artı 2 k pi, unutmayın. Diğer kökte pi eksi alfa artı 2 k pi'dir. Sinüste her zaman bunu kullanacağız. Yani alfa artı 2 k tamam mı köklerden birini bulmak için. Aynı şekilde diğer kökte de bu sefer de 180 eksi alfa deyip aynı şekilde 2 k pi şeklinde yazıp nedir? Bunun çözüm kümesini haline getireceğiz. Aynı şekilde kosinüs içinde bunu yaptığımızda Kosinüs de aynı şekilde 0 2 pi aralığında yer alıyor. Ve burada köklerden biri alfa ise diğer arkadaşlar eksi alfadır. Yani biz buraya alfa artı 2 k pi yazdığımızda ikinci kök içinde aynı şekilde eksi alfa artı 2 k pi olarak genel çözümünü kullanacağız. Peki tanjant ve kotanjanta baktığımızda aynı şekilde periyodu zaten bunun pi olduğunu görmüştük. Burada da arkadaşlar çözüm kümesi hem tanjant hem de kotanjant için geçerli. Bakın Burada da a artı k pi yani 2 k pi'yi kullanmayacağız. Tanjant ve kotanjantlarda k pi şeklinde yazılacak. Alfa artı k pi kotanjant içinde aynı şekilde alfa artı k çarpı pi şeklinde yazılacaktır. Evet arkadaşlar incele bölümüne devam edelim. Kosinüs 2x eşittirsiniz 18 derece denkleminin çözüm kümesini hesaplayalım. Şimdi kosinüs 2x eşittir sinüs 18 ise hemen bakın biz bunu kosinüs 72 diye yazarız. Buradan 2x eşittir 72 artı 2k veya nedir? x buradan 36 artı nedir? kaç pi olarak elde edilecektir. Ya da bakın dikkat edeyim 2x eşittir eksi 72 değil mi? Açı değerini eksi 72 artı eksi 36. O zaman 36 ve eksi 36 artı Kp şeklinde bulunabilir. Aynı şekilde bu aralıkta olmak üzere sin kare x eksi 3 sin x artı 2 eşittir işte 0 denkleminin çözüm kümesi neyi bulalım? Arkadaşlar bunlarda genelde değişken değiştirme yöntemi yaparız. O zaman biz buradan sin x'e t dediğimiz anda t kare eksi 3 t artı 2 eşittir işte 0. Hemen çarpan ayırdığımız anda buradan t değeri 1 ve 2. 2 için zaten herhangi bir kökümüz yoktur. O zaman sin x eşittir işte 1 ise o da zaten pi bölü 2'dir. Çözüm kümesi nedir? Sadece pi bölü 2'dir. Sinüs x çarpı kosinüs x eksi 3 kosinüs x artı sinu, 2 sinüs x eşittir işte 6. Denklemin çözüm kümesini hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız en güzel şey şu olmalıdır. Şimdi ifade aynen yazılmış durumda doğru mudur? 6'yı bu tarafa attığımızda. Şurada ortak olan mesela nedir? E, her ikisini de kosinüs x parantezine aldığımızda sinüs x eksi 3. Aynı şekilde buradan da 2 parantezine aldığımızda sinüs x eksi 3 olacaktır. Sinüs x eksi 3 çarpı kosinüs x artı 2 eşittir sıfırdan. Bunları hesapladığımız zaman sinüs x değeri 1, 3. Bir de kosinüs x değeri eksi 2 olarak bulunur. Peki eksi 1 artı 1 aralığında değer alacağı için e baktığımızda bunun çözüm kümesi ne olması lazım? Boş kümedir. Ve bir de rasyonel ifadelerde arkadaşlar şuna dikkat edin. Paydayı sıfır yapan köklerin çözüm kümesine dahil edilmeyeceğini kesinlikle unutmayın. Mesela kosinüs 2x bölü 1 eksi tanjant x eşittir sıfırdan. Kosinüs x eşittir sıfır. Bu aynı şekilde x eşittir 45 derece aldığında nedir? Payda kesinlikle buradan tanımsız oluyor. Onun için çözüm kümesinde bunu dahil etmeyeceğiz. Buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar pekiştir bölümüyle devam edelim. Denklemini sağlayan pozitif en küçük x açısı kaç derecedir? Kosinüs 2x'in açılımı nedir güzel kardeşim? 1 eksi nedir? 2 sin kare x şeklinde yazılabilir. Artı 5x eşittir 3. Hemen buradan e, değişken değiştirme de yapılabilir ya da aynı şekilde bu şekilde ayırdığımızda sinüs x değeri bir birbiri 2 bir de 2 aralık dışında zaten bu olamaz. O zaman sinüs x'in karşılığı 1 bölü 2. E, buradan x değeri kaç derece olması lazım? 30 derece olması gerekiyor. İkinci sorumuz denkleminin çözüm kümesini hesaplayalım. Arkadaşlar dedik ki hatırlayın bir önceki e, kısımlarda da söylemiştim. Hemen paydasını 5 dediğimizde kosinüs 3x çarpı sinüs x artı e, cos x çarpı sinüs x. Bakın burada hemen toplam formülünü kullanabiliriz. O zaman bu kosinüs nedir Şey pardon bu e, bir sinüs bir kosinüs şekline gittiği için o zaman bu sinüs x artı 3x bölü sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 2. Buradan da 2 sinüs 4x bölü alt tarafta bakın nedir sinüs 2x olarak çıkıyor eşittir 2. E bakın yukarıda sinüs 4x var. Biz bunu ayırsak 2 çarpı 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x diye ayırdığımızda bunlar birbirini götürdü. Sinüs 2x eşittir 1 bölü 2 o da zaten nedir 60 derece doğru mudur? Peki çözüm kümesini samplıyoruz. O zaman 2x eşittir burası bakın ne olması lazım 60 artı 2kp doğru mudur? Her tarafı ikiye böldüğümüzde x eşittir. 30 artı 180 nedir? K şeklinde yazabilir. Veya aynı şekilde eksi 30 artı 180 k olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar uygula bölümüyle devam edelim. Diyor ki eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Hemen burada bakın içler dışlar çarpımı yaptığımızda Burası iki tane kosinüs x çarpı sinüs x eşittir. Aynı şekilde şu sağ tarafa baktığımız sin kare x eksi nedir? Kos kare x şeklinde yazabiliriz. Peki şu ifadede arkadaşlar dikkat edin. Şurayı hesapladığımızda burada peki sin kare x eksi kos kare x sonuçta bu nedir? Eksi kosinüs 2x'in açılımı. Doğru mudur? Eşittir. 2 kosinüs x çarpı sinüs x de sonuçta arkadaşlar bu da e, nedir? Sinüs hemen şöyle düzeltelim. Bu da güzel kardeşim. Sinüs 2x'in açılımıdır. Peki ben buradan sonuçta sinüs 2x eşittir. Bakın burada eksi kosinüs x olduğu için ben bunu çevirmek ister istediğimde o zaman burası sinüs ne olması lazım? 90 eksi 2x şeklinde nedir? Bunu yazabilir. O zaman eşitliği sağladığımızda e buradan 2x'imizin karşılığı eşittir. Bakın sinüs olduğundan dolayı güzel kardeşim burası sonuçta 90 nedir? Eksi 2x artı. Aynı şekilde 2kp diye yazdığımızda buradan 4x eşittir 90. O zaman x'imizin karşılığı 90 bölü 4. O da bakın kaç çıkmış oluyor? 22,5. Ama bakın burada eksi değer olduğu için buna dikkat edin. Açı değeri eksiydi. O zaman bu 90 eksi 22 buçuktan 67 buçuk yapacaktır. E peki şimdi bunlardan bir tanesi eksi 22 buçuk. E diğerini hesapladığımız anda da sinüsten dolayı çıkardığımız anda nedir? Pi eksi alfa dediğimizde yine aynı şekilde 67 buçuk derece ulaşacağız. 67 buçuk derecede güzel kardeşim 3 pi bölü 8 olarak bulunur. Doğru cevabımız e şıkkıdır. İkinci soruyla devam edelim. Denkleminin genel çözüm aşağıdakilerden hangisidir? Hemen değişken değiştirme yapılabilir ya da aynı şekilde şu kosinüs x'i hemen şöyle bir ayıralım. Kosinüs x olsun. Aynı şekilde kosinüs x ee, şuraya 1, 2. Şimdi buraya da aynı şekilde 2, 1 diye ayırdığımızda burası eksi olsun. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda o zaman 2 kosinüs x eksi 1 değil mi? Ve tekrardan onu da şöyle yanına yazalım güzel kardeşim. Burası da çarpı şöyle kosinüs x artı 2 eşittir 0. Buradan hesapladığımızda kosinüs x'imizin karşılığı 1 bölü 2. Buradan da kosinüs x'e bakarsak eksi 2 bu aralık dışında zaten. O zaman kosinüs x eşittir 1 bölü 2 ise nedir? Köklerini bulmak istediğimizde o zaman artı eksi. Kosinüs e, kaç derecede güzel kardeşim? 60 derece 1 bölü 2 idi. O zaman buraya 60 derece artı 2K pi yazılabilir. O da zaten nedir? Pi bölü 3'tür. Doğru cevabımız 5 kıdır. Evet arkadaşlar 3. soruyla devam edelim. Denklemini sağlayan x açılarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu yarım açıya çevirmek için güzel kardeşim her tarafı sinüs x ile şu şekilde çarparsak. Bak sinüs x ile çarpalım. Burası sonuçta 4 çarpı bakın ne oluyor sinüs x çarpı Şöyle kosinüs x çarpı şurası da kosinüs 2x doğru mudur? eşittir ee, sinüs x. Şimdi şurayı e, biz 2 çarpı 2 diye yazdığımızda o zaman 2 çarpı bakın burası ne oluyor? sinüs 2x. Doğru mudur şu şekilde? Peki. Şimdi orada e, şu de dikkat edin güzel kardeşim. Orası da çarpı tekrardan kosinüs 2x eşittir. Burası bakın sinüs x olarak kaldı. Şimdi şunu tekrardan toparladığımızda o zaman burası da e, neye karşı gelmiş oluyor? Bu da sinüs 4x'in karşılığı eşitmiş. O zaman sinüs x'e. Hem Bu şu demektir, dikkat edin. Buradan sonuçta 4x eşittir. Nedir? x artı sonuçta 2kpi. Ya da aynı şekilde 4x eşittir. Burası da 180 eksi x artı 2kpi. Zaten bakın buradan bir değer çıkmayacaktır. O zaman buradan 5x eşittir 180'den. O zaman x'imizin karşılığı 36 derece olarak bulunur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü soruya devam edelim. Denkleminin 0-90 derece aralığında kaç tane kökü vardır? Şimdi güzel kardeşim Burada mesela tanjant 4x çarpı tanjant 5x eşittir 1. Biz bunu şöyle yazabiliriz. Tanjant 4x eşittir. Baktığımızda 1 bölü burası tanjant 5x. E peki bu da zaten bakın ne olması lazım? Kotanjant 5x. E peki çözüm kümesine gideceğiz. Tanjant 4x eşittir. Biz buna tanjant 90 eksi 5x diyebiliriz. Peki çözümü yapmak istersek buradan 4x eşittir. Neydi bakın 90 eksi 5x artı şurası kp aynı şekilde çözüme doğru gidersek bakın buradan değer verme olayına gireceğiz. Bakın buradan pi değeri tamam sonuçta 180 buradan 9x eşittir 90 artı aynı şekilde k çarpı 180. Her tarafı biz 9'a böldüğümüzde buradan da 10 artı k çarpı 2 çıkacaktır. E peki K çarpı aynı şekilde i̇şte K çarpı 20. E bunu sağlayacak olan kaç tane diyor ki kökü vardır? E bunu aynı şekilde kaça kadar arkadaşlar değer vermeye çalışalım? 90'a kadar götürdüğümüzde sonuçta 1 değeri, 2 değeri, 3 değeri, 4 değeri. Doğru mudur? 5 olursa aşmış oluyor zaten. O zaman toplamda 4 tane değeri almış olur. Doğru cevabımız 5'kıdır. En sevgili arkadaşlar, incele ve uygula bölümlerini bitirdik. Adım tarama testinde görüşmek üzere, hoşçakalın.